Suyun faydalarını artık bilmeyen neredeyse yok. Daha önceki videolarımızda bu konudan da defalarca bahsettik. Yani özetle su hayattır dedik. Peki suyu nasıl tüketeceğiz? Soğuk su mu faydalı, sıcak su mu faydalı? Bu videomuzda suyu nasıl tüketmeniz gerektiğini öğreneceksiniz. <laughs> sıcak su tüketiminin faydalarıyla başlayalım. Yapılan çalışmalar da gösteriyor ki özellikle yemeklerden bir saat sonra tüketilen sıcak su mide kaslarınızın genişlemesine ve sindiriminizin rahatlamasına yardımcı oluyor. Ama biliyoruz ki biz yemeklerle birlikte sıcak da olsa soğuk da olsa su tüketmiyoruz. Mutlaka arada minimum bir saat ya da 2 saatlik bir mesafe bırakmamız gerekiyor. Ama sindirim sorunu yaşıyorsanız özellikle bir saat sonra sıcak bir su tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Sıcak su aynı zamanda vücut ısınızı da artırarak terlemenizi kolaylaştıracak ve sizin detoksifikasyonunuza yardımcı olacaktır. Buradaki tek handikap vücudumuzdaki terleme ile birlikte attığımız suları yerine koymak olacak. Yani günlük kilonuz başına 30-35 mililitre su tüketimini ihmal etmemelisiniz. Biliyoruz ki sıcak havalarda damarlarımız genişler. Damarlarınızı genişleterek dolaşımınızın hızlanmasına ve dolaşımınızın rahatlamasına yardımcı olacaktır. Ve bu sayede kaslara ve organlara oksijenin daha rahat ulaşması sağlanacaktır. Peki Sıcak suyun metabolizmanızı hızlandırdığını söylesek yani sıcak su tüketimi aslında sizin kilo vermenize yardımcı olan bir etken. Eğer kilo vermek istiyorsanız sıcak su tüketin. Aynı zamanda yemeklerden önce tüketilen sıcak su sizi daha tok hissettirecek ve daha az yemenize yardımcı olacaktır. Peki gelelim soğuk suyun faydalarına. Soğuk su sizin egzersiz performansınızı artırır. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki spor sonrası soğuk su içmek vücut ısısının dengelenmesine ve kas yorgunluğunuzun azalmasına yardımcı olacaktır olacak. Aynı zamanda soğuk su vücut ısısının daha hızlı düşmesine yardımcı olacağı için stresinizi de azaltmaya yardımcı olacaktır. Yani eğer stresli bir gündeyseniz soğuk su tüketmenizi öneriyoruz. Soğuk suyu bilmediğiniz bir diğer özelliği de şu vücudu daha çabuk terk etmesi. Yani soğuk su vücudu sıcak sudan daha hızlı terk ediyor. Bu durum vücudun rehidrasyonuna yardımcı oluyor. Soğuk su hem hızlı emildiği hem de vücudu hızlı terk ettiği için sizin yoğun terlemelerinizde hızlı bir çözüm olacak diyebiliriz. Ve soğuk suyun son faydası sıcak suda olduğu gibi soğuk da metabolizmayı hızlandırır. Çünkü genel olarak su metabolizmamızı hızlandıran bir içecektir. Bu yüzden metabolizmanızı hızlandırmak istiyorsanız soğuk sıcak demeden mutlaka su tüketimine önem vermelisiniz. Sıcak su mu soğuk su mu tartışmasına noktayı koyduğumuzu düşünüyorum. Sıcak suyun faydalarından yararlanmak isteyenler sıcak suyu, soğuk suyun faydalarından yararlanmak isteyenlerse soğuk suyu tüketebilirler. Burada sıcak su tüketimi derken oda ısısından biraz daha yüksek bir su tüketimi olabilir. Lütfen su tüketimlerinizi ihmal etmeyin. Metabolizmanızı ve genel sağlığınızı koruyun. Sağlık üzerine konuşacağımız diğer videolarda buluşmak üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.